Bu videoda koleksiyon odasını mı çeksek acaba? Yok, hayır. Bu video koleksiyon odası değil. Başka bir konumuz olacak. Hangisiniz? Hayır. Bu videoda baba bir konumuz var. Ejderhaların babası. Evet. Artık çekime başlayalım bence. Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz çok baba bir konuk. Ejderhaların babası Galaurung üzerine konuşacağız. Bildiğimiz üzere kendisi Orta Dünya'nın ilk ejderhası. Yürüyen ejderhalardan aynı zamanda da ateş ejderhası. Ve nasıl çağırıyoruz? Ejderhaların babası. Morgoth, Beleriand'da Noldor'a karşı sayısız hezimet yaşamaya başlayınca kendi ordusunun belli bazı değişiklikler yapılacak durumda olduğunu görüyor ve üstünlüğü ele geçirmek için bir çözüm düşünüyor. Aklına geliyor bir proje, bir yeni yapılanma, bir tür üretmek, orduyu kuvvetlendirmek. Angband'ın karanlık dehlizlerinde, çukurlarında yapılan 100 yıllık bir çalışma sonunda Galaurung Orta Dünya sahnesine giriyor. Sahneye çıktığında ilk çağın 260. yılındayız. Ve doğal olarak hemen işe koyuluyor. Önce elflerin yeşil ova dediği Ardgalen'i yerle bir ediyor. Daha sonra Hitlum ve Dornion bölgelerini, elf diyarlarını yerle bir ediyor. Ancak henüz daha gelişimini tam tamamlayamamış bir ejderhadan bahsediyoruz. Bu noktada Hitlum lordu Fingon kendi ordusu askerleri beraber Galaurung'u püskürtüyor. Zaferi geçici hale getiriyor. Morgoth / Melkor, Galaurung'un kendisini daha tam gelişemeden Orta Dünya hikayesinin içine bu şekilde atmasından rahatsız oluyor. Ancak Galaurung'un bu yenilgisi Melkor'un planları üzerinde çok fazla negatif bir enerji veya bir sonuç yaratmadığı için konunun da üzerinde çok da fazla durmuyor. Galaurung bundan sonraki 200 yıl boyunca artık gelişimini tamamlamak üzere Angband'da bir dinlenme dönemi geçiriyor. Dinlenme döneminin sonunda doğal olarak hemen işe koyuluyor Galaurung ve Beleriand savaşlarının dördüncüsü olan Dagor Bragollag'ın yani Ani Alev savaşının içine oraya hazırlanmış olan Balrog ve Orkları yönetir bir şekilde yani ordunun komutanı olarak dahil oluyor. Artık yetişkin bir ejderha olduğu için önünde durabilecek çok bir güç yok. Ve doğal olarak burada karşı tarafa, düşmanlarına karşı son derece ezici ve net bir galibiyet elde ediyor. Daha sonra ne mi oluyor? Beleriand Savaşları'nın beşincisine geliyoruz. Nirnaeth Arnoediat yani Sonsuz Gözyaşı Savaşı'nda yine karşımıza çıkıyor. Morgoth ordularını yönetiyor ama bu sefer kendisinin babalık ettiği daha alt sınıf ejderhalar da var yanında. Doğal olarak daha da fazla zarar veriyor karşı taraf. Artık zaten o olgunluğunun verdiği kuvvetle gerçekten önünde durulamaz bir güç. Korkulan bir rakip. Peki bu savaş sırasında neler oluyor? Doğal olarak rakibi dağıtıyor, onlara çok ciddi hasarlar veriyor ve bu sırada geniş kirişler klanı, bir cüce klanının aynı zamanda da Belagost'un kralı olan Azaghal'ı öldürüyor.
bu savaştaki en önemli notlardan biri bu. Galaurung'unda belki hani Orta Dünya sahnesine attığı ilk imza olarak görebileceğimiz olay budur. Aynı zamanda şunu biliyoruz ki Galaurung bu savaşta fiziksel gücünün yanında aynı zamanda o kendisinin büyülü gücü dediğimiz o hipnotik güçlerini de kullanıyor. Bunları da notlardan, referanslardan biliyoruz. Tabii bu kadar başarının sonunda yeni bir görev alması da kaçınılmaz. Nedir? Nargothrond'un imhası. Galarung'un bir sonraki görevi. Doğal olarak artık o erişkinliğin, o gücünün, başarıların verdiği özgüven diyebileceğimiz bir hissiyat ve Nargothrond'un imhası Galarung için artık çok basit bir uğraş. Çok rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Hatta Nargothrond'un kapılarında karşılaştığı Húrin'in oğlu Túrin'i o bahsettiğim büyülü güçleriyle bir trans haline sokuyor ve olayları görüp duyabiliyor ama herhangi bir şey yapamıyor Túrin. Buradan sonrasında da doğal olarak şehri düşürüyor. Nargothrond'un kralı olan Finrod'un hazinesini ele geçiriyor ve bir ejderhaya yakışır şekilde o hazinenin üzerinde uyuyor ve aynı zamanda bu hazineyi de koruyor tabii ki. Gerçekten kendisi ejderhaların babası olma sıfatını hak eden bir karakter. Daha sonraki yıllar içinde de bu bölgeyi yönetiyor. Aynı zamanda da birçok trajediye yol açan planlarını da hayata geçirmeyi başarıyor Galarung. Bu noktada belirtmekte fayda görüyorum. Kendisi konuşabilen ve ne konuşulduğunu anlayabilen bir ejderha. Uçmak dışında herhangi bir eksiği yok. O yüzden de aslında ejderhaların babası olma o durumunu özellikle de yapabildiği o planlarla, o ince işçilikli planlarla kesinlikle hak ediyor. Galarung'un sonu yine Húrin'in oğlu Túrin'in elinden oluyor. Túrin onu o ünlü kılıcı Gurtang'la karnından yaralayarak öldürmeyi başarıyor. Bu olay gerçekleştiğinde ilk çağın 499. yılındayız ve mekan Kabet en Arras denen bir bölge. Bu Brethil'in yakınlarında derin bir vadi, bir yarıktan bahsediyoruz. Olay burada gerçekleşiyor. Daha sonrasında Sindarin elfleri, ayrıca bu arada bir noktayı da belirteyim, Galarung ölürken son anlarında bazı sözler söylüyor. Ve orada yine bir Romeo Juliet benzeri bir trajediye de imza atmayı başarıyor. Ancak bu başka bir videonun konusu. O yüzden burada sadece Galarung'dan bahsedeceğiz. Ancak bir şey söyleyebilirim, örnek vermek veya böyle hafif bir ipucu olsun. Bu gerçekleşen olaydan sonra Sindarin elfleri o bölgeye Leaping of Deer diyorlar. Yani geyiğin sıçraması. O bölgeye bir lanet çöktüğü kabul ediliyor ve o dakikadan sonra bu bölgeye Orta Dünya'da hayvanlar bile uğramıyorlar. Evet, ejderhaların babası Orta Dünya hikayesini ne yazık ki terk etti. Şimdi bu noktadan sonra biraz detaylara inmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Etimolojisi Sindarin dilinde altın solucan anlamına geliyor. Galarung. Biraz sonra kültürüne de değindiğimiz vakit aslında bunun çok da yanlış bir isim olmadığını göreceğiz. Aynı zamanda Kayıp Öyküler hikayesinde Glorund olarak geçiyor ismi. Bir başka noktada da Túrin'in Galarung'u öldürdüğü bu hikaye Alman mitolojisinde Fafnir isimli bir ejderhayı Siegfried veya Sigurd dediğimiz karakterin öldürme hikayesiyle ciddi bir birbirine benzeşme durumu var. Sigurd'un efsanesi denen o mitolojik hikayede de aynı bu şekilde Sigurd bir çukur kazıyor ve üzerinden geçen Fafnir'i kılıcıyla karnından yaralayarak öldürüyor. Benzerlik bununla da bitmiyor.
şöyle bir durum var ki Fafnir de tam ölürken son nefesinde konuşarak bazı trajedilere yol açıyor o noktada. Bu da bizim hikayemizdeki sonla oldukça örtüşen bir son. Onun devamını belirtiyoruz. Tolkien'in hem Kuzey mitolojisine hem Alman mitolojisine, İngiliz folklorine olan merakını yine bu noktada çok net bir böyle örtüşme, bir karşılıklı iletişime geçmesini yaşıyor, görüyor ve fark ediyoruz. Şimdi bu noktada küçük küçük bir şey söyleyip videoyu kapatacağım. Şimdi kültür olarak nedir? Kuzey'in ejderleri, Kuzey'in ateş ejderleri dediğimiz grubun üyesi. Ama aynı zamanda Kuzey'in uzun solucanları denen bir kültürün içinde de sayılıyor Galarung. Uçamadığı için sonuçta bir yer birimi aslına baktığınızda. Aslında ejderha dediğimizde aklımıza gelen kanatlı havalarda uçan türden bir yaratıktan bahsetmiyoruz. Ancak yerde de yeterince yıkıcı, bir de uçuyor olsaydı kim bilir neler olurdu hikayemizde. Bu noktadan Glorund, işte altın, ejderhaların babası, büyük solucan, işte aldatıcı gibi belli isimlere sahip. Hikayenin içinde bu şekilde anıldığı birçok nokta, birçok an var diyelim. En son ve kapanış bilgisi olarak da silahlarına bakacağız. Kendisi inanılmaz derecede büyük bir fizik gücüne sahip. Bütün ejderhalar gibi hemen hemen. Ateş, evet ateş mevcut. İstediği yeri yapıyor. Sıcak buhar burun deliklerinden üfleyebiliyor. Bu özelliklerin hepsi okey ama çok daha ciddi bir yeteneği daha var. Büyü gücü kullanabiliyor. Bir şekilde sizi transa sokabiliyor. Bir hipnotik bir yeteneği var. Ki bu noktada belli özellik, bu tür belli bir özellikle de kendi benzerlerinden bence bir tık farklı bir noktaya gidiyor Galarung. Sonuç olarak bu videomuzda ejderlerin babası Galarung'la beraberdik. Güzel incelediğimizi, doyurucu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugünlük bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Smeagol'un evinden hepinize güle güle diyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.